Kaza Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası bulunmayan ve kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokak kavşağında karşıya geçmek üzere olan Ömer Faruk L idaresindeki 34 CHU 295 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan İrfan Kaan'ın kullandığı 41DH744 plakalı otomobilin kaportasına düştü. Kaza nedeniyle iki otomobilde hasar oluşurken motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kalktı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü olay yerine gelen bir başka motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araçları zarar gören otomobil sahipleri ise büyük çaresizlik yaşadı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Asıl haber bu işte. Neredesin abi? Üç araba mı gelmiş? Kaza Akçakoca Karayolu Konrad mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca istikametine seyir halinde olan iki otomobil Tabakhane Köprüsü civarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. İş sağlığı ve işçi güvenliği konularıyla ilgili yoğun bir çalışma yapılırken inşaatlarda sıfır iş güvenliğiyle yapılan çalışmalar da dikkat çekiyor. Son zamanlarda inşaatlardaki kazaların artmasına rağmen inşaatlarda önlemler almayan firmalar da dikkat çekiyor. Akçakoca yolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta işçilerin sıfır iş güvenliği olarak çalışmaları ise böyle görüntülendi. Dolandırıcılar yaşlı çiftlere bulaşmaya devam ediyor. Son olayda geçtiğimiz günlerde Karaca Mahallesi'nde bir eve giden dolandırıcılar evde konaklayan yaşlı çifte Düzce Belediyesi'nden geldiklerini ve su arıtıcılarına bakacaklarını dile getirdiler. Yaşlı çiftin evlerinde su arıtıcısı olmadığını söylemesine rağmen dolandırıcılar çifte yaşlılara özel bir hizmet sağladıklarını bu sebeple geldiklerini belirtti. Fakat yaşlı çift durumdan şüphelenmeye devam edince dolandırıcılar biz size daha sonra uğrayacağız diyerek evden apar topar çıktı. Yaşlı çiftin yakınları komşularındaki güvenlik kamerasından şahısların plakasını görüp durumu ilgililere iletti. Dolandırıcıların yeni hedefi de ortaya çıkmış oldu.
Siyasi partiler şehrin dört bir yanında pankartlarını asarak kendi tanıtımlarını yapmaya devam ediyor. Fakat bu pankartlar bazı kişi ya da kişilerin saldırısına uğrayarak kesiliyor. Partililer bu pankartları kesen kişileri ararken şehir merkezinde siyasi parti brandalarını kesen 3 şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek karakola götürülen 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, tanıtım toplantısında faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 5 ana kategoride yenilenen Bolu için 14 büyük proje adı altında detaylı bir şekilde paylaştı. Demirkol, Karaçayır'da bulunan 3000 kişilik kapalı spor salonunda proje tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törene AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti'nin belediye ve il genel meclis üye adayları ile partililer ve 2000'e aşkın vatandaş katıldı. Omuz omuza çalıştığınız mesai arkadaşınız. Öğle tatilinde beraber çay içtiğiniz dinlenme arkadaşınız. Özetle Bolu'nun ta kendisi, beklenen, özlenen AK Parti Bolu Belediye Başkan adayımız Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Sayın milletvekilim, ama bizi gurbette bırakma, bizi evsiz koyma. El uzatan kimsenin elini havada bırakma. Bolu halkını iyileştirdiğin gibi şehrimizi iyileştir, umutsuz bırakma. Bana bunları sizler söylediniz. Biz de sizin bu çağrınıza canı gönülden cevap verdik. Haklıydınız. Çünkü Bolu bu güzelliklere layık. Ne dediyseniz başımızın üstüne. Gündüz sizinle hasbihal ettik. İşin idare tarafında bizim en büyük iddiamız sizlere kulak vermek olacak. Öyle böyle değil. Can kulağıyla sizleri dinleyeceğiz. Görevlerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz başlıkları altında en adil ve en verimli çalışmaları hep beraber yapacağız. Şehri birlikte yönetmek bizim en büyük belediyecilik iddiamızdır. Belediye idari kurumlarının istişarelerini sizin tespit ve tercihleriniz oluşturacak. Bolumuzun her ferdiyle gönül bağı kuracağız. Bolu Belediye'miz bundan sonra erişilebilir bir belediye, ulaşılabilir bir başkan namıyla anılacak. Her yerde Bolu'nun huzuru konuşulacak. Yazamadığımız ama planladığımız birbirinden değerli projelerimiz de var. Burada Bolu'muzun Bolu yüzyılında değerli ilçelerimizle beraber bir vizyonu kazandırmaya çalıştığımız projelerimiz. Şampiyonluk hediye edeceğiz. Bayramlarda 5.000 TL ikramiyemiz hayırlı olsun. Yerini belediye sağlamak üzere sözünü Sayın Bakanımızdan aldık. İlimize hayırlı olsun. Üretildiği ve takip edildiği veri odaklı bir yapıyı, mobil uygulamaları ve akıllı şehir altyapılarını tam anlamıyla tamamlıyoruz. Alaaddin Yılmaz Başkan'ın döneminde kurulan, sonra Allah'a emanet olan akıllı şehri tekrar burada kurmuş olacağız. Refakatçilerin en önemli sıkıntılarından biri olan otoparkı 5 ayrı noktada toplamda 5000 araçlı kapalı otoparklarımız hayırlı olsun. Bu projelerimizi hem broşürlerle, hem kitapçıklarla, hem de sosyal medya ve gazetelerle süreçte sizlere ilmek ilmek işlemek istiyoruz. Sosyal yaşam...
başkan geliyor adam gibi adam. Oğlunun hakkı hizmet, çalışır demir başkan. Emekliye yaşlı ya yetişir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak ve şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi'nde ilk test sürüşü yapıldı. Gidiş geliş 9736 metre uzunluğunda olan ve 73 kabinden oluşan teleferik son teknolojiyle donatıldı. Güvenlik seviyesinin üst sınırlarda olduğu teleferik hattında herhangi bir sorun oluşması halinde yedek jeneratör, dizel yakıtla çalışan motor sayesinde yolcuları güvenli bir şekilde en yakın istasyona yönlendirecek. Test sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise programın açılış olmadığını, açılışın ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Büyükakın teleferiğin 25 Mart günü vatandaşların kullanımına açılacağını ve 15 Nisan'a kadar herhangi bir ücret alınmayacağını da belirtti. Üşenir mi? Evet. Tamam, hemen kapatıyorum. Yok yok, şey diyorum. O engeli açtınız. He. Ben kardeş ayarlamıştım abi de, o yüzden önüme geçtim. Kartepe teleferik hattı 4800 metre tek yönde. Toplamda 9600 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Yaklaşık olarak 1500 saatte tek yönde 1500 yolcu kapasitesine sahiptir. 10 adet, 10 kişiden oluşan 72 kabin hattımızda bulunmaktadır. Sürüş hızı olarak 0 ile 6 metre bölü saniye arasında değişkenlikte sürüş yapılabilmektedir. En yüksek hız dediğimiz 6 metre bölü saniye, yani 21 kilometre saat hızla tek yönde 14 dakikada zirveye çıkma, toplam süreyi de 28 dakikada da tamamlamış olacağız sürüşümüzde. Genel olarak teleferik hattımızın kendi içerisinde birçok Türkiye'de ve Avrupa'ya, özellikle Türkiye'deki ve Avrupa'daki tesislere nazaran farklı özellikleri bulunmakta. Avrupa'da ve Türkiye'deki örneklerinde güzergahın geçtiği bölgelerde hat boyunca ağaçlar kesilip ağaçların arasından gidiyor. Biz bu projemizde ağaçların üzerinden gidecek şekilde bir planlama ve proje yaptık. Bu direkt yüksekliklerin artması, rüzgar yükünden kaynaklı halat çapının büyümesi gibi ekstra maliyetler getirdi. Biz bunların hepsini göz ardı ederek doğayı ve çevre dostu bir teleferik olsun diye bunu yaptık ve ekstra diğer hatlardan farklı olarak seyir zevki yüksek bir hat ortaya çıktı. Bir de şunu yaptık, biz teknik şartnamelere, projeleri hazırlarken güvenliği en önde tutmaya çalıştık. Bunu yaparken de yine Türkiye'de bu konsepte bir kurtarma konsepti yok. Biz normalde diğer tesislerde elektrik kesintileri, halatın atması veya çarkları döndüren rulmanların bozulması durumunda kurtarmalar kabinden direkt aşağıya, ormanın içine doğru yapılıyor. Ama biz burada yedek jeneratör, yedek rulmanlar, dizel yakıtla çalışan yedek motorla yolcuların tahliyesini en yakın istasyona olacak şekilde yaptık. Bu Türkiye'de bir ilk.
Yine aynı şekilde bu az önce de bahsettiğim gibi hava atma durumu sistemin kilitlenmesine, durmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için de direkler üzerinde hava pozisyon sensörleri, dedektörlerini koyduk. Onlar kontrol merkezine öncesinde bilgiyi aktararak hava pozisyonunda oluşabilecek sorunları önceden haber vererek ilgili personellerin sorun oluşmadan müdahale etmesini sağlayacak. Bu da ilkleri arasında Kartepe teleferiği. Yine kabinlerimizde özellikle bu tip turistik tesislerin olduğu bölgelerde kabinlerin içerisi kameralarla, yangın dedektörleriyle ve anons sisteminde denetlenmez ama bizim projemizin içerisinde kameralar, bas konuş sistemleri, yangın algılama dedektörleri kontrol merkezinden 7/24 kabin içerisini kontrol ederek acil durumlarda önceden bir müdahale şansını doğuracak şekilde kameraları yerleştirdik. Yine aynı şekilde kabinlerin renk seçiminde de Kocaeli Spor'umuzun renkleri olan yeşil siyah tercih edilmiştir. Hattımızın genel özellikleri bu şekilde. Şehrimiz adına 50 yıllık bir hayalin gerçek olmasının tarihi anına hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor. Ben kendime bindim bileli bu şehirde teleferik konusu konuşulur. Bu bölgenin turizm bölgesi olması, turizme yapacağı katkı, sürekli bunun üzerinde insanlar dururlar, hayallerini anlatırlar. Seçim dönemlerinde, beyannamelerde genellikle yapılacak olan teleferik hattı, telsiye hatları, bunlar gündeme getirilir. Ama sonunda gerçek oldu. Şehrim adına hakikaten mutluyum, gururluyum ve bundan sonra olacaklar için de çok daha fazla umutluyum. Bugün biz bir sürüş yapacağız. İlk sürüş programı bu. Bu bir açılış değil. Açılışı inşallah Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Bu bir açılış programı değil. Önce onu söyleyeyim. Hala ince işlerde eksiklikler var. Onların tamamlanmasını mütakiben 25 Mart'ta halkın kullanımına açılacak. Yani bugünden itibaren vatandaşlarımız bilmeye diye gelmesinler. Çünkü buradaki eksik işleri bitirelim. İncik boncuk işler ama onlar bilsin. 25'inde başladıktan sonra da 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak teleferiğimizi kullanacağız. Bolu'nun Mudurnu ilçesi Tavşan Suyu köyünde Durmuş E'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Evde bulunan yürüme engelli Durmuş E, komşuları tarafından alev alev yanan evin içerisinden çıkarıldı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bolu'da 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı. Eski basketbolcuları bir araya getiren turnuvaya Bolulu sporseverler yoğun ilgi gösterdi. 9 kadın takımı, 24 erkek takımının bulunduğu turnuvada 500 sporcu yer aldı. Potanın rekortmen annesi lakaplı eski milli basketbolcu Banu Karadağlı'nın da bulunduğu turnuva
kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Antalya'dan geliyoruz ama tabii ki çeşitli şehirlerden hep eski takım arkadaşlarımızla, yani beraber oynadığımız ya da karşılıklı oynadığımız arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz bir takım. Her sene Bolu'ya gelmekten büyük zevk alıyoruz. Her sene gelip Bolu'dan şampiyon oluyoruz. Takım arkadaşlarımız var. Bolu'dan da 3 tane takım arkadaşımız var. Serap, ondan sonra Duygu, Selcan ve Duygu. Onlar da her sene diğer turnuvalara da bizden buradan geliyorlar. Bu 4. defa düzenleniyor. Tabii ki düzenlenirse katılmayı her zaman düşünüyoruz. Yani Bolu sevdiğimiz bir turnuva. Takım yaşımız biraz büyük, evet. Ama tabii gençlerle oynamak güzel oluyor. Onlar biraz daha bizden tabii daha diriler ama yani tabii ki gene de tecrübe biraz, deneyim konuştu. Öyle diyelim. Bu sene 4.sünü yapıyoruz Bolu Max Basketbol Turnuvası'nın. Uluslararası bir turnuva. Yabancı ve Türk takımlar geliyor buraya. Bu sene Türk takımları ağırlıklı oldu. Türkiye'nin 7'den her tarafından 35 yaş üstü kadın ve erkeklere yapmış olduğumuz, eski basketbolculara yapmış olduğumuz bir hizmet. Buraya geliyorlar, basketbollarını oynuyorlar. Ondan sonra evlerine uğurluyoruz. İyi bir şekilde gönderiyoruz yani.